Tunus'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Türk Hava Yolları ve Dimo Voyage'ın davetiyle geldiğimiz Tunus'tayız. Şu anda çok heyecanlıyım çünkü Kuzey Afrika'nın yıldızı Tunus ülkesine geldik. Yıllar önce buraya gelmiştim. Biz 7 kişilik bir şahane ekiple Tunus'a geldik. Bu ülkeyi baştan sona size tanıtacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tunus, vizesiz gelebileceğiniz en güzel ülkelerden bir tanesi ve Türkiye yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunuyor. Direkt seferler de var İstanbul'dan Türk Hava Yolları'yla. Onun dışında biz bu ülkeyi çöllerinden safarisine, deniz kıyısındaki o güzel beyaz kasabalarından İslam dünyasının ünlü, önemli şehirlerine kadar baştan sona gezeceğiz. 7 gün boyunca size efsane paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Ve bunun dışında eğer video uzun olursa birkaç bölüme de ayırabilirim, bunu baştan size söyleyeyim. Hazırsanız bu güzel Afrika ülkesini gezmeye başlıyoruz. Haydi başlayalım. Tunus gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hammamet'e geldik. Burası Akdeniz kıyısında çok güzel bir sahil şehri. Burası özellikle yaz aylarında hınca hınç insan kaynıyor. Tunus'un en popüler dediğim gibi deniz turizm merkezi. Böyle ilk bakışta size hem Endülüs mimarisiyle hem de Yunanistan'ın o beyaz kasabalarını andıran bir dokusu var. Sıklıkla karşınıza böyle çok güzel masmavi kapılı beyaz duvarlı evler çıkıyor arkamda gördüğünüz gibi. Ve ilerledikçe zaten böyle küçük küçük camileri farklı turistik mekanlarda görebiliyorsunuz. Şimdi bu güzel kasabanın sokaklarında kaybolacağız. Hamamat'taki gezimize başladık. Burası Medina dediğimiz eski bölgelerin giriş kısımları. Böyle yine kapılardan girişler yapıyorsunuz. Birçok kapı bu eski bölgelere giriş yapıyor. Rengarenk. Yine Tunus'un o yöresel kıyafetlerini, çömleklerini, seramiklerini görebileceğiniz cinsten şöyle güzel bir sakin bir kasabadayız şu anda. Burası yazları çok meşhur bir yer olduğunu söylemiştim daha önce de. Şimdi de sokaklarda yolumuza devam edeceğiz. İlginç şeyler buldukça çekmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi Tunus'ta gezerken bir düğüne denk geldik arkadaşlar. Burada bakın görüyorsunuz yöresel kıyafetlerle giyinmiş hanımlar. Bakın gelinimiz de şurada. Aa, ne kadar güzel. Önümde yürüdüğüm yer arkadaşlar. Burası yani kasba, kale anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda bu kapıdan, Le Fort kapıdan girerek bu görkemli kaleyi gezebiliyorsunuz. Bu 13. yüzyıldan kalma İspanyolların istilasına karşı yapılmış bir kaleden bahsediyoruz. Sonraki dönemlerde buralar başka medeniyetler tarafından işgal edildikçe bu kalenin üzerine eklemeler yapılmış. Şu anda saatten dolayı biraz yoğun olduğumuz için içeri girmeyeceğiz ama dediğim gibi şu anda 8 dinara yani yaklaşık 10'la çarparsanız 80 TL'lik gibi ücrete bu kaleyi gezebiliyorsunuz. Hemen de ara sokaklarda böyle bir Yunanistan havası estiren ya da Bodrum havası estiren bu beyaz sokaklarda yolunuza devam edebilirsiniz. Kasbah sokaklarında gezerken arkadaşlar burada Grand Mosque yani Ulu Camisi'ni görüyorsunuz buranın. Böyle beyaz kubbeli yine Endülüs mimarisiyle karşılayan bir cami. Kapılarda zaten o atlalı şeklindeki kapılarıyla bu bölgenin tipik bir eseri olduğunu da gösteriyor. Sokakları gezerken böyle güzel sürprizler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gerçekten çok şirin bir kasaba ve mevsimden dolayı da çok sakin olmasıyla daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi size çok güzel bir sanattan bahsedeceğim arkadaşlar. Burası bu arada Hammamet'teki en güzel sokaklardan bir tanesi. İnanılmaz bir güzel bir görseli var. Muşambaraya adı verilen şu sanatta işte bu şekilde balkonları görüyorsanız bu sanata verilen isim odur. Seramiklerle, ahşaplarla ve duvar işlemeciliğiyle bu şekilde gördüğünüz gibi birçok yerde karşınıza çıkıyor. Bu sokak gerçekten çok güzelmiş. Bayağı da hoşuma gitti. Bakalım belki başka da sokaklar karşımıza çıkacak. Şimdi Endülüs mimarisiyle ilgili size güzel bir şey anlatayım arkadaşlar. Bakın burası bir evin kapısı. Yine tipik bir kapı. Sağ taraftakiler kadınların çaldığı. Bakın şu anda çok güzel oldu gösterdi. Sol tarafta erkekler çalıyorlar. I think there is a kind of different sound. Yes. Yani arada bir ses farkı olduğu için Diyarbakır'da mesela anlatmıştım daha önce. Kalın ses erkekleri, ince sesle kadınları yapar. Bir de burada çocuklar için bir kapı var gördüğünüz gibi. Buradan çocuklar giriyor ama atıyorum işte bazen de çocuklar dışında da eğer ev sahibine olan saygınızı da göstermek isterseniz de eğilerek girdiğiniz için bu karşı tarafı oldukça memnun eden bir hareket oluyor. Hammamet'te bu tarz yerleri sıklıkla görebiliyorsunuz. Şimdi amcamız burada lokumlar, değişik şekerlemeler üretiyor. Ama çok tatlı bir amca olunca hepimize çekmek istedik. Cuma amcamız biraz da Türkçe de biliyor. Okay, teşekkürler. Thank you.
Gördüğünüz gibi krokan tarzı işte böyle şekerlemeler yapıyor. Sokaklarda gezerken bunları sıklıkla göreceksin çünkü Kuzey Afrikalı insanlar bu tarz lezzetleri çok fazla severler. Arap toplumunda da bu çok vardır. Evet, bu bizim akide şekerinin krokanla biraz karışımı gibi bir şey. Cuma amca. Emmi. Cuma emmi. Teşekkürler. Türkçe biliyordun değil mi? Kırık. Kırık az mı? Böyle her bir baptan içeri girin arkadaşlar ve böyle küçük sürprizlerle karşılaşın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir köşe gördük. Rengarenk bir köşe. Hemen arkamızda da bakın güzel bir ağacın altında mavi kapılar devam ediyor. Bayağı hoş. Çok güzel yapmışlar. Şimdi Melfut muydu? Melfut yapıyoruz burada. Ben acı istemedim. Acısı bayağı acıydı arkadaşlar. Şimdi denediler. Önce değişik bir sos var. O ne sosu? Kırmızı olan. Mayonez var. Marul gelecek. Soğan gelecek. Domates gelecek. Biraz tavuk gelecek şimdi içine. İkisi de aynı tavuk mu Reşat? Yani biri körü, biri körlü, biri sade. Şimdi buradan bir yumurta alıyoruz. Biraz tuz diyoruz. Arkasından bundan biraz maydanozla beraber yumurtayı pişiriyor. Güzel pişti. He, güzel pişti. Bence de. Şimdi bunu buradan alacak. Geç, devam edelim. Dur, yavaş. Slow please. Slowly. Şekilde ekmeğin içine sarıyor. Dürümü yapıp tekrar ızgara ediyoruz. Burada güzel piştikten sonra Kaspa'nın yan tarafına geldiğiniz zaman böyle şahane bir kayalıklar sizi karşılayacak arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz o kadar berrak ve cam gibi su var ki manzara müthiş. Yani şu an Tunus demeseler şöyle bir Endonezya, Filipinler havası yok mu abi? Öyle bir hava var yani burada şu anda. Belki ışıktan dolayı, belki berraklıktan dolayı ama gerçekten çok beğendim şu kısmı. Bayağı burada içerik çektik. Evet, Tunus'taki şehirler arası ya da şehir içindeki gezimizi bu küçük minibüsle yapıyoruz arkadaşlar. Boyacısının bize ayarladığı, bizi gezdirdiği bu. Ender Bey günaydınlar efendim. Günaydın. Eser Bey valizinizi koyar mısınız lütfen efendim? Tabii ki de. Evet, arkadaşlarımız da geliyor böyle. Güzel bir sabah uyandık ve şimdi Kartaca'ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Akarca'yı akacak mıyız? Kartaca'ya mı? Kartaca'yı akacak mıyız? Akacağız abi. Kartaca'ya akıyoruz. Bakalım. Eser'cim, Kartaca'da dünyanın en eski çömlekleri varmış, kebap yapıyorlarmış. 2000 yıllık kebap tezgahı var. Süper. Seni o yüzden oraya götürüyorum. Giderken siz saptan etimizi alalım. İnşallah beklentimizi karşılar. Bakalım. Evet, biz orada yani yiyecek bir şey de buluruz. Ya. Abi siz orada biraz turistik takılın ya. Bakacağız. Otumuzu getirseydik, giyseydik, şort deniz kıyısı mı gittiğimizde? Kartaca değil, yok. Ama öğleden sonra gideceğimiz yer deniz kıyısı. Niye ya? Yanımızda ya. Yanımızda valizler ya, sıkıntı yok, yüzeriz. Evet, şimdi ekibi bekliyoruz, birazdan yola çıkacağız. Tunus'taki ikinci günümüzden merhaba arkadaşlar. Şu anda dünyanın en eski antik kentlerinden bir tanesi olan Kartaca Antik Kenti'ne geldik. Burası 3000 yıllık UNESCO mirası ve Hannibal'la özdeşleşen bir yer. İsmini de buradaki tabii ki şehirden alıyor. Kartaca'ya geldiğiniz zaman önce bir o zamanki Hannibal'ın uygarlığındaki eserleri göreceksiniz. Sonraki dönemlerde artık Roma İmparatorluğu'nun bıraktığı eserleri de göreceksiniz. Bir sonraki dönemde arkamda gördüğünüz katedral gibi ya da kilise gibi yeni mimari eserleri de görebiliyorsunuz. Şu anki 2024 Şubat ayı itibariyle içeri giriş 12 dinar. Yaklaşık 120 TL yapıyor. İndirimli fiyat da 8 dinar arkadaşlar. İşte katedral girişini yapıyorsunuz. Sonra devasa bir antik kent sizi bekliyor. Birazdan size tek tek bütün mekanları göstermeye devam edeceğim. Hadi başlayalım. Size biraz bu Kartaca'nın önemini anlatayım ve savaşın önemini anlatayım. Bakın şu gördüğünüz antik kenti inanılmaz derecede bir yoğun bir istilaya uğramış. 3 tane ana savaş olmuş. En önemlisi artık son savaşta. Milattan önce 149'da 146 arasında tersten geldiğini düşünün. 3 sene süren bir savaş sonunda Roma İmparatorluğu buraya alıyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi
Tunus'u tamamen gösteren bir harita var karşınızda. Kartaş şu an tam ortada, buradayız. Burada işte Hamamet, Nagül, Korba gibi şehirlerde kıyı boyunca uzanıyor böyle. Ama asıl şuraya göstereceğim. Bakın burada Zagon adı verilen en yüksek dağ var. Buradan Kartaca'ya kadar yaklaşık 130 km uzunluğunda bir aquaduct var. Bu aquaduct dediğimiz su kemerleri. Kartaca'ya su geliyor ve bu Roma döneminde yapılmış ve dünyanın en uzun su kemerlerinden bir tanesi. Roma İmparatorluğu Kartaca'ya suyu buradan getiriyor arkadaşlar ve 130 km boyunca bu kemerler sayesinde Kartaca'ya su geliyor. İnanılmaz önemli bir noktadayız. Dediğim gibi çok ünlü bir saray, antik kentteyiz. Roma İmparatorluğu artık son savaştan sonra burayı tamamen yok ediyor aslında. İşte kalan son eserlerde burada şu şekilde gördüğünüz gibi ufak ufak heykeller, sütunlar ya da işte diğer yollarla burayı restorasyondan sonra çıkartılıyor ve artık turistik bir yer haline getiriliyor. Şimdi 3000 yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz arkadaşlar. Birçok eser farklı dönemlerden kalmış. Mesela arkamda gördüğünüz bu yapı da sonraki dönemlerde Osmanlılar buraya geldikten sonra yönetim merkezi olarak kullanılan binalardan bir tanesi. Osmanlılar buraya biliyorsunuz uzun yıllar burada kalmış. 1913'teki artık Trablusgarp Savaşı'ndan sonra artık tamamen buradan çekiliyor. Buraya geldiğiniz zaman Fransız dönemine, işte o zaman Hannibal'ın dönemine, sonraki dönemlerde işte Osmanlı, İspanyolların bir dönem bir akını var. Farklı farklı dönemlerde burayı görebiliyorsunuz. Şu anda da artık çıkarılan eserleri de böyle sağlı sollu. Mesela kullanılan, duvarları yıkmak için kullanılan topları da görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Açık hava müzesi gibi. Bir de burada hava her zaman kötü olmadığı için bu eserlere çok fazla zarar gelmiyor. O yüzden kapalı bir müzesi şimdi görmedik. Ama açık hava müzesi gayet güzel ve göze hoş gelen bir görüntüsü var. Adamcı girişte kocaman bir tane katedral var ya. Burası Fransız kolonisi olduğu zaman da yaptırılmış. Onun adını vermişler katedrale. Kendisinin şurada da bir tane heykeli var. Burada. Geri kalan bilgileri abonelere özel bir şekilde katıldı anlatıyorum. ama bak yeri güzel ha dostum, evet, bak iki tane ağacın güzel ağacın altında. Füsesinin altında. Bir de mezar da bayağı büyükmüş yani. Boyu uzun. Mezar değil ki bu. Mezar. Mezardır ya. Mezardır mezar, kesin mezardır. Ve Kartaca gezimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi birazdan City Boy Side'a geçeceğiz. Buranın Santorini'si diyorlar oraya. İnanılmaz romantik bir köye gidiyoruz. Deniz kıyısında bembeyaz evli bir yere gideceğiz. Orada görüşürüz. Kartaca'yla ilgili ekleyeceğim son bilgi de arkadaşlar. Burası İslamiyet, Tunus'a geldikten sonra İslamiyet'i kabul eden ilk yer. O yüzden de İslam açısından da önemli bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi tekrar dolmuşumuza biniyoruz ve rotamıza devam ediyoruz. Şimdiki durağımız da arkadaşlar City Boy Side. Burası arkadaşlar Tunus'un bir nevi Santorini'si. Mavi beyaz evleriyle sokaklarca dolusu böyle bir ortamda geziyorsunuz. Bu Sidi dediğimiz kelimenin anlamı işte Sir demek, efendimiz demek. Boyside de aslında Cezayirli çok ünlü bir bilim adamının, din adamının ismi. O buraya gelmiş, burada yaşamış ve burada ölünce buranın Sidi Boyside. O buraya gelince de artık onun ismi bu kasabaya verilmiş ve burası şu anda popüler turistik merkezlerden birisi. Fas'taki Şafşavara, Yunanistan'daki işte dediğimiz gibi Santorini'ye benzeyen bir yer. Çok güzel böyle Fransız etkisini de görebiliyorsunuz kafelerde falan. İşte insanlar oturuyor, kahveni içiyor, eğleniyor. Küçük butik oteller var. Birazdan sokakları göreceksiniz zaten. Çok şirin bir yer. Şimdi artık bu güzel kasabadaki turumuza başlıyoruz. Baba kam kam kam. One please. Al böyle şey. Tamam olur. 12 liraya şöyle bir tatlı yapıp. Evet. 12 lira. Açıyor. Pişi evet. Gibi kızartıyor. Sonra şekere banıyor. Valla bence güzel. Güzel bir sokak lezzeti. Neredeyse 100 yıllık. 100 yıla yakın evet. Geçmişi bayağı eski. Şu anda geldiğimiz nokta ünlü Fransız şarkıcı Patrick Bruel'in şarkısına konu olan Café Sidi arkadaşlar. Buraya turistler akın akın geliyor çünkü muhteşem bir manzara sunuyor burası. Arkamda da zaten bakın görüyorsunuz insanlar oraya gidip o Santorini görüntüsünü görmeye gidiyorlar. Güzel bir palmiye ağacıyla ve deniz bir yerde güzel bir görüntü var. Geldiğiniz zaman da uzunca bir yürüyüş yolundan sonra buraya gelmeyi ihmal etmeyin. Burası da arkadaşlar artık böyle caddenin sonunda biten manzara terası. Buraya gelip artık insanlar marina ve deniz manzarasını, Akdeniz manzarasını keyfini çıkarıyor.
Denizin rengi gerçekten mükemmel. Turkuaz ve diğer mavi tonlarını gözleyebiliyorsunuz. Ve güneşin ışığı da tabii buna büyük bir etken. Şu anda dediğim gibi şu caddenin sonundan geldik. Artık burada manzaranın tadını çıkararak artık dönüş yoluna geçeceğiz. Ve diğer şehrimize doğru yola çıkacağız. Şehir olan Sus şehrine geldik arkadaşlar. Burası Kartacalıların kurduğu en önemli şehirlerden bir tanesi. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bu şehri tamamen çevreleyen bir surları var. Hemen arkamda gördüğünüz gibi. Bakın başlıyor sağlı sollu. Ve bu surların denize kadar açıldığı ve şehri çevrelediğinde 10 tane de kapısı var. İşte şu anda kapıdan içeri giriyoruz ve yine de mavi beyaz şehrin dokusu olan bir şehrin sokaklarında gezmeye başlıyoruz. Kültür turizmi açısından Tunus'un en önemli yerlerinden bir tanesiyiz. Kartacalılardan Osmanlılara kadar da birçok medeniyet yine burada izlerini bırakmışlar. Şimdi hazırsanız Sus sokakları gezmeye başlıyoruz. Karşıda bizi deniz manzaralı bir sokak karşıladı. Şu anda diğer arkadaşlarımız da güzel güzel çekimlerini yapıyorlar. Oo, bakın güzel bir sokak burada bizi bekledi. Geldiğimiz yerde soğuk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında soğuk kelimesi kapalı çarşılar, pazarlar ya da bazar anlamına geliyor. Şu anda evet Evse pazarındayız. Bakın böyle güzel güzel her bir sokak çarşıya çıkıyor. Bayağı renkli renkli kıyafetler var, yöresel kıyafetler var. Fiyatlar da aşağı yukarı Türkiye ile aynı ayarda. Hani bizim çarşılardaki fiyatlarla aynı ayarda. Şimdi arkadaşlar bu geldiğimiz küçük meydanda iki tane çok önemli eser var. Bu gördüğünüz bu şehrin en büyük eski camisi, Ulu Camisi. Bakın onu da şöyle, buranın mimarisi biraz daha farklı minare açısından. Karşıda gördüğünüz de fortress yani kale. Şu anda ribat olarak kullanılıyor. Daha sonraki dönemde ribat olarak kullanılmış. Ribatları da şöyle anlatalım. Bir nevi kervansaraylara o zamandan sonra ribat adı veriliyor. Şu gördüğünüz bir minare değil, aslında bir gözlem kulesi. Kale olduğundan dolayı, eski bir kale olduğundan dolayı yaklaşık 900 yıllık eserlerden bahsediyoruz şu anda. Evet, gördüğünüz gibi böyle şirin bir meydanda bunları görebiliyorsunuz. Şimdi güzel bir terasa çıktık arkadaşlar. Bir restoranın terasındayız. Burada bütün şehri gözlemleyebiliyorsunuz. Bakın tam karşıda gördüğünüz şu kale. Kasbah adı verilir zaten bu bölgede kalelere. Şu anda askeriyenin kontrol alanında olduğu için orası ziyarete kapalı. Orada sadece işte askeri mensuplar var içeride şehrin korunması için. Bakın kale duvarlarını görüyorsunuz. Bu 4 kilometre kale duvarlarının yine bir parçası. Az önce anlattığım cami de şurada. Bu bölge tamamen Müslümanların yaşadığı bölge. Bakın şu iç kısımda. Ama arka tarafa gittiğiniz zaman ileride bakın bir kilisenin çan kulesi de var. Orada artık işin rengi değişiyor ve Fransızlar ve Fransız Hristiyanlar ve Yahudilerin yaşadığı bölgede şu karşı taraftaki bölgeler. İşte dediğiniz gibi iki farklı şehir çok fazla etnik kökenin yine bir arada yaşadığı bir Tunus şehrindeyiz. Burası da Fransızlar Caddesi arkadaşlar. Bakın buraya da French yazıyor. Böyle açık hava pazarı. Bizim Türkiye'de çok alışıkla gördüğümüz Mahmutpaşa gibi yerler buralar. Artık halk buraya gelip alışveriş yapıyor. Bu arada şöyle bilgi vereyim. Sos şehri Tunus'un en büyük 3. şehri. Yaklaşık 1 milyona yakın nüfusu var. Hatta 1 milyondan fazla diyebiliyorum. Böyle bayağı zaten yol boyunca ne kadar kalabalık bir şehir olduğunu görüyoruz. Yoğun yerler de var. Bu da onlardan bir tanesi. Ama daha çok çarşı, pazarı ve alışveriş için kullanılan yerlerden bir tanesi burası. Eser, beğendin mi? Çok beğendim. Böyle her sokak arasında farklı bir lezzet, farklı bir tatlı. Çok kalabalık bir şehir. Hatta yine böyle uzun çarşısına benzettim biraz ben buraları. Evet, özellikle çok, bu iç tarafta. Güzel, çok keyifli. Hem gezmesi bu arada lezzetleri. Böyle bazıları hikayede, Instagram'da özellikle bana yazanlar var. İşte ne işi var işte yemek hesaplarının, seyahat
gezisinde. Ben dedim ki bir ülkeyi tanımak sadece kültürel mekanlara evet. değil. Tek taraflı olmaz. Tabii, yemekleriyle olur. Yemek ve kesinlikle. Seyahat bir bütündür. Biz sadece size, yemek de olmaz. Tabii sadece yemek de olmaz. İnsanlar geldikleri zaman nereye gezecekleri, gezdikleri zaman ne yiyeceklerini merak kesinlikle. Ederler. Bunun da Türkiye'deki en iyi temsilcisi olan çok teşekkür ederim. Ender abi ile Eser'i burada görmek benim için muazzez oldu. Muazzez abacı. Muazzez abacı. Evet şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bakın şöyle güzel bir sok caddeden. Bak şurası Ulu Cami canım. Şu gördüğün karşıdaki minare. İşte camiye doğru devam ediyoruz.